Evet arkadaşlar 9. sınıf bitti artık 10. sınıftayız ve 10. sınıfta ilk defa göreceğiniz permütasyon kombinasyon olasılık bölümüyle başlıyoruz dersimiz arkadaşlar. İlk dersimiz permütasyon hiç vakit kaybetmeden başlayalım dedik ve artık öğrenme çıktılarında neler var onlara bakacağız. Ama daha öncesinde bu yılda geçen yıllar olduğu gibi Tonguç Akademi yine sizlerle birlikte gördüğünüz gibi her hafta bir matematik dersimiz var ve yine arkadaşlar... Coğrafya dersleri, biyoloji dersleri, Kimya, edebiyat, bütün dersler var. Hatta ve hatta hafta sonu kitap okuman gerektiğini, eksikleri tamamlaman gerektiği dahil bütün her şey programında var. Programı onun sınıf kanalından ücretsiz indirebilirsin. Tüm videoları da ücretsiz takip edebilirsin dedik ve artık geçtik. Peki hocam bu sene ne göreceğiz? Müfredat değişikliği bizi etkiliyor mu? Arkadaşlar 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfları etkilemiyor. Müfredat değişikleri 1, 5 ve 9. sınıfları etkiliyor. Yani yeni başlayanlar artık bu müfredatta başlayıp gidecekler. Ama sizi etkileyen bir durum yok. Ve biz de geçen sene ne yapıyorsak bu sene aynılarını yapacağız. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemiyle kullanarak bulacağız, hesaplayacağız. En çeşit nesne ile oluşturabilecek reyli dizilişleri yani permütasyon bakın dizilişler permütasyon demekmiş farklı şekilde yapılabileceğini hesaplayacağız. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini permütasyonunu açıklayarak problemler çözeceğiz. Bugün sizle onun bir bir birini bir bir ikisini bir bir üçünü yapıp öğrenme çıktılarını yani eskiden kazanım diyorduk artık öğrenme çıktısı diyoruz. Bunları göreceğiz. Bugün ne göreceğiz? Anahtar kelimemiz toplama yöntemi, çarpma yöntemi faktöriyel permütasyon, tekrarlı permütasyon konularını sizlerle göreceğiz. Peki yeni müfredatta ne var? Temel kabul denilen bir şey var. Sizi ilgilendirmiyor ama bakın seneye e, özür dilerim pardon temel kabuller dediğimiz şey sizin bu konu hakkında bilmeniz gerekenler. İşte onlara bakalım öğrencilerin doğal sayılarla aritmatik işlemler yapabildikleri yani 3, 6, 9 gibisinden aritmatik işlemleri problemler şeklinde çözebiliyorsanız Cebirsel ifadelerle ilgili işlemleri yapabiliyorsanız sayma gerektiren problemli durumları da toplama ve çarpma yöntemiyle çözebildiklerini, geliştirebildiklerini kabul etmektedir diyor. Bunları biliyorsanız rahat edersiniz demek istiyor ve geçelim. Sayma yöntemi nedir arkadaşım? Sayma yöntemi artık senin sayabildiğin şeyleri toplama ve çarpma yönünü daha kolay yapmandır. Ne diyor bana? Sonlu ve ayrık kümelerin birleşiminin eleman sayısı bulunurken kümenin elemanları toplanır. Bakın ayrık iki olay olacak ve sonlu olacak. Biz buna toplama yoluyla sayma diyoruz. Genellikle, genellikle değil, her zaman veya bağlayıcıyla anlatılacaklar. Farklı versiyonlar için kullanılacaklar. Bir durumun, bakın burada bir durum var. Mesela pantolon giyme, gömlek giyme, ayakkabı giyme. Bunlar hep ayrı ayrı. Mesela sana kaç farklı ayakkabı giyebilir derse ayakkabı bir durumdur. Bir durumu farklı versiyonlarını anlatır. Birleşim kümeleri karşılık gelir diyor. Ve A, B kümeleri ayrık olduğunda da hatırlarsanız iki kümenin birleşimi iki kümenin toplamına eşitti. O yüzden de biz bunu toplama yöntemiz. Mesela bakın burada Ali'nin üç tane keten, 5 tane kot pantolonu varsa pantolonu pantolon üstüne giymeyeceğine göre bir tane, bir tane durumun farklı versiyonları keten ve kot pantolon versiyonu varsa o zaman bu çocuk sokağa çıkarken giyebileceği bir pantolonu kaç farklı şekilde seçebilir derken bakın lütfen burada V kelimesini aldanmayın. Şunu demek istiyor. Keten veya kot olarak bir pantolonu giyebileceği kaç farklı seçenek vardır diyor. O zaman ne yapıyorsun sen de? 3 artı 5'ten dolayı 8. Ne yapıyorsun? Burada bir durum var. Bir durum olduğu için hemen sen de toplama işlemini yapıyorsun. Peki çarpmada ne var arkadaşım? Çarpmada A ve B kümeleri boştan farklı olacak. A kümesinin eleman sayısı küçük A. B kümesinin eleman sayısı küçük B. Ve kartezyen olarak karşına gelecek. İkili ikili gelecek. O yüzden de kartezi'nin eleman sayısı kümenin eleman sayılarının çarpımıydı. İşte biz de buna çarpma yoluyla sayma diyoruz. Ve burada biz her zaman neyle anlatacağız bunu? V ile anlatacağız. Birlikte yapılan farklı durumlar için biz çarpma yolunu kullanıyoruz. Mesela bir çocuk pantolon giyerken aynı zamanda da ona gömlek uydurmaya çalışıyorsa burada iki tane durum vardır. Bir de ayakkabı uydurmaya çalışıyorsa üç durum vardır. Ben bunların hepsini... Gömlek, pantolon, ayakkabı, bak gömlek ve pantolon ve ayakkabı diye sana bakın V bağlıcıyla bağlıyorsam işte burada çarpma yolunu kullanacağız. Biraz önce ne vardı? Sadece pantolon vardı, bir bölüm vardı, bir durum vardı. Mesela burada V ile bağlanmış üç durum var unutma. Üç kız ve beş erkek öğrenciden, öğrencinin olduğu bir sınıfta bir kız ve bir, bir erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Bakın şimdi ne yapıyorsun? Üç kız vardı, ne yaptın? Bir kız istiyorsun, bir tane de erkek istiyorsun. 3 kere 5 beş, 15 beş dedim. Bakın birinci kızla birinci erkek gelebilir. Birinci kızla ikinci erkek gelebilir. Birinci kızla üçüncü erkek gelebilir. Birinci kızla dördüncü erkek gelebilir. Birinci kızla beşinci erkek gelebilir. Her bir kızı böyle beşli erkeklerle eşleştiriyoruz. Bu şekilde seçim yaptığımız için de gördüğün gibi 3 kere 5 yapıyoruz. O yüzden arkadaşım unutma ne yapacaksın böyle V ile bağlanmış sana iki durumun daha doğrusu birden fazla farklı durumların e, nasıl olduğunu anlatıyorsa V ile sen çarpma yöntemini kullanıyorsun. Geldim buraya 10 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta bir başkan ve başkan yardımcısının farklı şekilde seçilebileceğini bulun diyor. Şimdi elimde ne var arkadaşım? Bir başkan ve başkan yardımcısı seçeceğim. Yalnız dikkat burada elimizde 22 kişi var. Bu 22 kişiden ne yapıyorsun? Sen bir başkan seçiyorsun. Tamam bir de yardımcı seçiyorsun. Çünkü bir tanesini seçtin. Geriye bir tane kaldı. O zaman 22 çarpı 21 olmuş oldu. 20 ile çarpsak bakın 440 eder. Bir tane de 22 eklersem 462 etmiş olacak. Burada da bir başkan ve bir başkan yardımcısının farklı seçimleri. Ne yaptık arkadaşım? 22 kişi vardı. Buradan bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçmiş olduk. Geldik bir başka soruya. Bakın burada bir apartman var. Dört katlı. Yandaki dört katlı binanın her katını boyamak için üç farklı renk koyusu kullanılacaktır. Ne yapacağız şimdi? Dikkat edin. Burada bir tane 4 katlı bina var. Şöyle biraz daha küçük bir şekilde gösterelim. Ve burada her katı ne yapacağız? Yeşile, laciverte, mesela kırmızıya ve mora boyamayacağız. 3 farklı renk diyor çünkü. Burada bu üç farklı renge boyayacağız. Bu binadaki bitişik iki katın yani 1 ile 2'nin, 2 ile 3'ün, 3 ile 4'ün farklı renkle boyanması koşuluyla kaç farklı şekilde boyama yapılır diyor. Bakın şimdi bu 4 taneden ilk katı ben boyamak için kaç tane eleman seçebiliyorum? 3 tane seçebiliyorum. Diyelim ki bunlardan yeşili seçtim. Geriye elime 2 kaldı. Burası yeşil olamaz. Öbür ikisinden biri olacak. Tamam. Burayı da diyelim ki laciverte boyadım. Peki üstte ne geliyor? Bakın bu sefer 2 tane kullanmadım. Ne yaptım? Aşağıdakini laciverte boyadığım için yine elimde iki tane ihtimal var. Niye? Birbiri ardışık olanlar aynı şekilde boyanmayacaktı. O zaman yine iki ihtimal var. Burayı diyelim ki kırmızıya boyadım. Yukarı içinde yeniden yeşil ve lacivert olma ihtimali olduğu için ne yaptık? 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den iki dolayı 2'nin 3. kuvveti 8. 3 çarparsan 24'ü bulmuş oldum arkadaşım. Bu da güzel bir soruydu. Burada şu aldatma var gibi 3 2 1 olacak gibi gözüküyor. Hayır 3 2 1 olmayacak. 3 2 2 olacak dedik. Şimdi yine bir çakal aldatma sorusu. Dikkat edin. Ne var? A şehrinden B şehrine 4 gördüğün gibi. B şehrinden C şehrine 3 farklı yol bulunmaktadır. Buna göre Tonguç'un gittiği yolu dönüşte kullanmamak, A'dan B şehrine uğramak koşuluyla C şehrine kaç farklı şekilde gider ve geri döner diyor arkadaşım. Şimdi çok dikkat edin. Gittiğin yolu kullanmayacağım. Yani ben buradan dört yolla gidiyor muyum? Gidiyorum. Buradan da üç yolla gidiyor muyum? Gidiyorum. Bakın giderken diyelim ki şu yolu kullandın. O zaman dönüşte orayı kullanmayacağım için ne yaptım? Artık iki yolla döndüm. Sonrasında bir de buradan da arkadaşım ne yaptım? Mesela şu yolu kullandığım için giderken dönüşte onu kullanmayacağım için üçle gittim. O zaman ne yaptım arkadaşım? Dört kere üç on iki. Yirmi dört cevabım ne bulmuş oldum? 72 bulmuş oldum. Arkadaşlar bu soruda bu şekilde olacak. Bu yol soruların değişik soruları var. Değişik böyle döndürmeli soruları var. Onların da farklı farklı yöntemleri var. Ama en klası bu. Bunu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Geldik bu sorumuza. Bir matematik öğretmenin yapacağı 3 soruluk sınavda kullanacağı cevap şablonu bu şekilde olacakmış. Matematik öğretmenin bu sınav için kaç farklı cevap anahtarı hazırlayabilir? Arkadaşım şimdi dikkat et bak. Ben ilk soru için Doğru cevabı hangi şıkka koyabilirim? Neler var elimde? 5 tane şık var. 5'inden birine koyabilirim. Arda arda gelen şıklar aynı olmasın diyor mu? Demiyor. Hiçbir şart sunmuyor bana. O zaman ben ikinci soruyu yeniden 5 şıktan birine koyar mıyım? Üçüncü soruyu da doğru cevabını 5 şıktan birine koyar mıyım? Koyarım. O zaman ne olmuş oldu? 125 olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde yaptık. Ne yaptık? İlk soru için 5 doğru şıkkı var. Daha doğrusu be, doğru şıkkı 5 tane ihtimalim var. Doğru şık için 5 tane. Doğru şık için 5 tane var. Bunu da bu şekilde geçtik. Şimdi artık sayı yazmalarına bakalım. Artık şifreli kodlarda, şifrelemelerde nasıl ihtimaller var? Millet bunları nasıl hesap ediyor? Ya da bilgisayar nasıl hesap ediyor? Ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları 3 basamaklı. 3 basamaklı dikkat. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 1, 2, 3 tane çizgi çektim. Bakın doğal sayı diyor. Rakamları farklı filan hiçbir şey söylemiyor. O zaman ne yapacağım arkadaşım? 5 tane ihtimal var. 5 tane ihtimal var. 5 tane ihtimal var. O zaman 125 tane sayı yazalım. Yüzler basamağına 5 tane sayı yazabiliyorum. Rakamlar farklı demediği için bakın farklı diyor sadece. Rakamlar farklı demiyor. Rakamlar farklı kaç doğal sayı yazılabilir derse. O zaman ben buraya 5 tane sayı yazabilirsem. ikinci ikinci kısmada ben ne yapıyorum? Dört tane sayı yazabiliyorum. Çünkü niye bir tanesini kullandım? Rakamlar farklı diyordu. Son basamakta da birler basamakta ne yapıyorum? Ben üç tane rakam, üç tane buradaki sayılardan birini yazabiliyorum. O zaman ne yapmış oldum? Beş kere dört yirmi. Üçte çarptım altmış. Kaç tane tek sayı yazılabilirim diyor. Tek sayı kimi bağlar? Birler basamağını bağlar. Tek sayılar bir üç beş olduğuna göre ben birler basamağına üç sayı yazabilirim. Bakın rakamları farklı demiyor. O zaman ne yapacağım? Buraya beş, buraya beş tane eleman koyarım. 5 kere 5 25. 3 ile çarptığımda da 75 sonucunu bulurum. Ne yaptım arkadaşım? Ben beni bağlayan birler basamağına 1 3 5'i koydum. Peki kaç farklı çift sayı yazılabilir diyor. Beni bağlayan kim? Birler basamağı. Birler basamağına sen 2 ve 4'ü koyabilirsin. Rakamları farklı diyor bu sefer. Dikkat. Rakamlar farklı diyorsa yüzler basamağına artık 5 değil 4 tane koyabilirsin. Onlar basamağına da yine 5 değil 2 tane rakam buralara kullandığım için birler ve yüzler basamağına oraya buraya o zaman buraya da 3 tane kalıyor. Cevabında ne olmuş oldu? 4 kere 3 12. 2 ile çarptım. 24 olarak bulmuş oldum. Geldik bu sefer baş belası matematiğin, kara belası sıfıra geldik. Sıfır varsa içinde sıkıntı var. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor? 1 2 3 3 e, kaç iki basamaklı diyor? Bir dakika, bir dakika. O zaman 3 tane değil. Şöyle yapalım. Kocaman büyük 2 tane basamak koyalım. Ne yapacağım şimdi? Kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Dikkat. Başa sıfır gelmeyeceği için 1, 2, 3'ten biri gelir. Ve ikinci basamakta farklı doğal sayı diyor. Rakamlar farklı demediği için 4 tane sayı yazabilirim. Çünkü sıfırın birler basamağına gelmesinde bir sıkıntı yok. O zaman ne olmuş oldu? 4 kere 3, 12. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir dediği için de ilk basamağı yani onlar basamağına ben sıfırı koyamıyorum. 3 ve buraya sıfır haricinde bir şey koyduğum için Geriye de 3 tane sayı kalıyor. O zaman 3 kere 3 ne olmuş oluyor? 9 tane benim oluşturabileceğim sayı olmuş oluyor. Peki tek sayı diyor bana. O zaman tek sayı diyorsa sen zaten buraya 1 ve 3'ü koyabilirsin. 2 tane başa da 0 koyamadığın için rakamları farklı demediği için ne yapıyorsun? Buraya da 0 haricindeki 3 tanesini koyuyorsun. O zaman bu durumda 6 etmiş oldu. Geldik işte çift sayılara. Bakın sıfır var mı çiftliğin içinde? Var. Bir, iki. Bir, iki. O zaman sıfır oyun bozandı ya. O zaman sıfırı bir kere bir ayrı alacağız. Bir de ikiye ayrı alacağız. O zaman arkadaşım kaç farklı çift sayı yazılabilir? O zaman buraya sıfır bir durum. İkinin buraya gelmesi bir durum. Bakın bu ve bak bu veya bu durum var. Bu veya bu durum. Yani toplama yapacağız. Burada dikkat. Burada da Buranın sıfır olup ve yanına ne gelebileceğine baktığımız için burada çarpma işlemi yapıyoruz. Hadi biraz önceki çarpma toplama nereden geliyor? Buradan geliyor. Geldim şimdi dikkat etmem gereken olaya. Rakamları farklı dediği için buraya kaç sayı gelebilir? 3 gelebilir. Niye sıfırı buraya koyduk? Buraya sıfır koyduğum için geriye 3 sayı kaldı. Buraya 1'i koyduğum için, özür dilerim 2'yi koyduğum için buraya 1 sayı geldi. Yalnız başa sıfır gelemediği için ve buraya 2 sayısını koyduğum için o zaman elimde... 1 ve 3'ten birini koyacağım. 3 burası çarpma burası çarpma. 3 artı 2'den dolayı da ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bu soruyu bitirdik. Muhabbet şu. Sen olabilme ihtimallerini ilk başta sıfırda düşünüp olmayacak şeyleri yani rakamları farklı durumundan önce ilk başta başa sıfır gelememesini sonra rakamların farklılığını ama sana hem çift diyorsa hem işin içinde sıfır varsa diyorsa o zaman sıfırı ayrı konumlandırman gerektiğini bilmen lazım. Mesela 5'e bölünme muhabbet de olur. Bakın elinizde elinizde hem sıfır hem 5 beş varsa 5'e bölünme muhabbetinde de son rakamı bir 0 bir de 5 çekeceksiniz. Mesela 3 basamaklı derse o zaman buralara bir basamak daha eklersiniz. Mesela unutmayalım. Şimdi geldik faktöriyel. Arkadaşım faktöriyel mevzusu nedir? Faktöriyel mevzusu çok basit bir mevzu ama öğrencilerin nedense zorlandığı bir mevzu. Zorlanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Faktöriyel dediğin şey sıralı çarpım. Peki nereye kadar çarpıyorsun? Kaç diyorsa burada oraya kadar çarpıyorsun. Bak dikkat. Mesela 5 faktöriyel derse hemen 2 faktöriyel diye bak birden başladım. 1, Bir, 2. Kaça kadar dedi? 2'ye kadar. 3 faktöriyel derse birden başlıyorsun 3'e kadar. 4 faktöriyel derse birden başlıyorsun 4'e kadar. 5 faktöriyel derse birden başlıyorsun 5'e kadar. Peki bunların cevabı ne? 2. 3 ile çarparsam 6. 4 ile çarparsam 24. 5 ile çarparsam 120. Peki 9 faktöriyel nedir? 1'den 9'a kadar. Bakın burada 1'den 8'e kadar yazsam ben 8 faktöriyel. Bir de ne olacak? 9 olacak. Mesela 12 faktöriyeli sen şöyle yazabilir misin? 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel. Neden? 1'den 10'a kadar 10 faktöriyel. Bir de 11 ekledim. Bir de 12 ekledim sonuna. Bunları bu şekilde yapabilirim. Mesela 13 faktöriyeli şöyle yazabilir misin? 13 çarpı 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel. Bakın çok ilginç. Ne yaptım? 10 faktöriyeli yazdım. 11 faktöriyel, 12 faktöriyel, 13 faktöriyel. 10 faktöriyeli yanına sayı koydukça ne yapıyorum? Öbürküsüne benzetiyorum. Faktöriyellerde döş düşlem yaparken büyük faktöriyeli küçüğe benzetme yapılmalıdır. Bakın 9 faktöriyel ile 13 faktöriyel bir araya geldiyse siz 9 faktöriyeli benzeteceksiniz 13 faktöriyeli. Nasıl? Hemen buradaki 10'u da yazacaksın. Hemen buraya da 9 faktöriyel koyacaksın. Artık 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel yazarak böyle yan yana getireceksin. Faktöriyel demek birden o sayıya, sayıya kadar çarpım demektir. Unutmayalım. Bakın toplama çıkarma işlemi var. Her zaman küçük sayıya göre yazacağız dedi. 7 faktöriyel birden 7'ye kadar sayılar. E o zaman 7 çarpı 6 faktöriyeldir bu. Eksi 6 faktöriyel bölü geldim buraya 6 çarpı 5 faktöriyeldir bu. Artı bir de yanında bir tane 5 faktöriyel var. Ne yaptım? Alt taraftakini de küçüğe göre yazdım. Şimdi arkadaşım çok net dinliyorsun burayı. Çok net. Olay şu dostum. Olay şu. İyi izle burada. Olay şu. Şimdi. Burada ben hala ilkokuldaki mantıkla yaparım çarpma işlemi. 7 tane 6 faktöriyel. Bakın burada bir şey yok. Bir tane 6 faktöriyel var. Kat sayısı olmadığı için bir tane. 7 tane 6 faktöriyel eksi bir tane 6 faktöriyel. Altta ne var? 6 tane 5 faktöriyel artı bir tane 5 faktöriyel. Yukarıda ne olmuş oldu? 6 tane 6 faktöriyel bölü aşağısında olmuş oldu. 7 tane 5 faktöriyel olmuş oldu. Peki arkadaşım o zaman yukarıyı aşağıya göre yazalım mı yine? 6 çarpı 6 buradaki 6 faktöriyeli de 6 çarpı 5 faktöriyel yazsam. Burayı da 7 çarpı 5 faktöriyel yazsam. 5 faktöriyeller gitse o zaman cevabım ne oldu? 36 bölü 7 olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir başka soruya geldik. Bu sefer N'li. Peki kim büyük? N mi büyük? N eksi 1 mi? E, N eksi 1 büyük. Peki ne var aralarında? Bir fark var. Bir fark. Aralarında bir fark var. O zaman büyük sayıyı küçüğe göre yazayım. Bakın N çarpı N eksi 1 faktöriyel. Yani ne yaptım? 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel yazdım. Bakın N N eksi 1 bitti. Bölü N eksi 1 faktöriyel artı N artı 1 büyükse N artı 1 çarpı N faktöriyel. N artı 1'in bir küçüğü nedir çünkü? Aşağıda da N faktöriyel var. N faktöriyeller gitti. N eksi 1'ler gitti. Cevap da 19'muş. N artı N artı 1 kaldı. N artı N artı 1 kaldı. O zaman ne olmuş oldu? 2 yan eşittir 1'i karşıya salladım. 18. O zaman ne olmuş oldu? N eşittir 9 olmuş oldu. N'in 9 olduğunu gördüm. Bu soruyu da süper bir şekilde bitirmiş olduk. Şimdi geldik arkadaşım permütasyon mevzuna. Permütasyon demek ne demek? N ve R doğal sayı olacak. Ve R N'den küçük olacak ya da eşit olacak. N elemanlı bir kümenin birbirinden farklı N elemanından oluşan dizilişlerin her birinin N'nin R'li permütasyon denir. Yani bunu da P, N, R diye gösteririz. Bakın burada hiçbir anlam üfleyim anlam katmayın. Boş verin. Ben şimdi size burada pratik bir şey göstereyim. Bakın P 6'nın ikilisi ders sana. Yapacağın şey şu bakın. Yapacağınız şey şu. 6'dan başla. 2 tane yan yana çarpma yaz. Bakın 6'dan başla geriye doğru 2 sayı yaz. Ne yaptın? 6 5 bitti. 2 tane sayı yazdın. 4'ten başla 3 tane sayı yaz. 4 3 2. Ne oldu kardeşim? 24 olmuş oldu. Bak 7'den başla 4 tane yaz diyor. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Ne olmuş oldu? 20, 120, 840 olmuş oldu. Yani bana ne diyor bu? Permütasyon bakın 8'in 5'lisi. 8'den başla geriye doğru 5 tane yaz diyor. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Yapacağınız şey formülü odaklanmayın. Formülü odaklanmayın. Siz şunun pratiğini öğrenin. O sayıdan başlıyorsun. Yanında kaç tane diyorsa o kadar geri doğru yazıyorsun ve unutmuyorsun. Her şeyin sıfırlı permütasyonu 1'dir. 4'ün sıfırlısı 1. 7'nin sıfırlısı 1. O zaman ne olmuş oldu? Cevap 2 olmuş oldu. Geçtim. Her şeyin birlisi kendisidir. Ne olmuş oldu? 9'un birlisi 1. 9'un sıfırlısı yukarıdan dolayı 1 1 1 2 olmuş oldu. Pardon, özür dilerim. 9'un birlisi kendisi demiştik. Orayı yanlış yaptım. Bir an şaşırdım. 9'un birlisi 9. Her şeyin birlisi kendisidir. 9'un sıfırlısı da 1'di. Her şeyin kendisi permutasyonunda 5'in beşlisi mesela nedir? 5 faktöriyeldir. 4'ün dörtlüsü de 4 dört faktöriyeldir. Niye? Çünkü kendinden başlayıp bir o kadar sayı yazarsan, 5'ten başlayıp 5 tane sayı çarparsan ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5'in çarpımı olacak. O şekilde devam edecek. E kardeşim 5 faktöriyel demek 5 çarpı 4 faktöriyeldi. Artı 4 faktöriyel diyor. E o zaman bakıyorsun 5 5 tane 4 faktöriyel burada. E bir tane 4 faktöriyel burada. O zaman 6 tane 4 faktöriyel olmuş oldu. Bu soruyu da çok güzel bir şekilde çözmüş olduk. 24 x 6 144 olduğunu biliyorum. Ve unutma, unutma çok önemli bir şey. N'in n-1'li da n faktöriyeldir. Yani 8'in 7'lisi 8 faktöriyel, 7'nin 6'lısı 7 faktöriyel. O zaman bunları da yine aynı şekilde 8 çarpı 7 faktöriyel artı 7 faktöriyel yaparsam bu da ne olmuş olacak? 8 tane bir tane daha 9 tane 7 faktöriyel olmuş olacak. Şimdi arkadaşım geldik yine başka bir soruya. Bakın 2n'in üçlüsü 2n'den başladım. Birer birer çıkartarak yazıyorum. 2n-1 ve 2n-2 eşittir. 36 çarpı ne olmuş oldu? N'den başladım 2 tane yazdım. Gördük mü? Peki şurada çarpma şurada çarpma şurada çarpma var mı? E burada bir tane N var çarpım durumunda burada da var. E şurayı ben 2 parantezine alabilirim. 2 parantezine alsam burası çarpı 2 iki, çarpı 2 iki, N-1 olacak mı? N-1 ile şu N-1 gitti mi? Bunun başında çarpım durumunda 2. Burada 2 var mı? 4. Burayı 4'e böldün 9 oldu mu? E bakıyorsun burada hiçbir şey kalmadı. Burada sadece 2n eksi 1 kaldı. O zaman 2n eksi 1'i karşıya artı 1 diye attın. Her tarafı 2'ye böldüm. Ne olmuş oldu? n 5 olmuş oldu arkadaşım. O zaman da ne yapmış olduk? Bu çözümümüz de bu şekilde bitmiş oldu. İşte bu kadar arkadaşım yapacağım bu. Lütfen permütasyondan korkma. Lütfen faktöriyel işlemlerinden korkma. Rahat ol. Bunları çok güzel bir şekilde çözersin. Geldim buraya. Vakit kaybetmeyelim. Hızlanalım birazcık. 4 kişinin yan yana alt 6 ...kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar 3, 4, 5, 6 tane sıram var. 4 kişi oturacak. Yan yana sıralanmış 4-6 tane sandalye. Birinci kişi odaya girdi. Kaç tane şansı var? 6. İkinci kişi bir baktı bu adam burada oturuyor. E zaten bir sandalyeye birlikte oturamayacaklarına göre... ...o zaman ne olacak arkadaşım? 5. Diğeri de bunları görüp 4 tane ihtimalden birini oturacak. Ötekisi de 3'e oturacak. 5 kere 4 ne oldu? 20. 3'e çarptım 60. 6 kere 6 36 olduğuna göre o zaman ne olmuş oldu? 360 olmuş oldu. Hemen ihtimalleri düşünüyoruz. Beyza kelimesinin harflerinden herhangi üçünün farklı kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulun diyor. Bakın 5 tane elemanım var. Üçlü sıra istiyorum. Üçlü sıra. Yani permütasyon. 5 üçlüsü. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3'ten dolayı Cevabım kaç oldu? 60 oldu. Mesela bir önceki soruda elimde ne var? 6 tane sandalye var. Ben buradan 4 tane sıralanışını istiyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Bakın sıralama deyince hemen ne yapıyoruz? Biraz önceki gibi hemen olaya müdahale ediyoruz dedik. Ve bu şekilde permütasyon şeklinde hareketimizi çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Beyza kelimesi. 5 harfli 3, 3, 3 farklı sıralama istiyor. İstiyorsan şunu şöyle düşünebilirsin. 1, 2, 3 tane var. Kaç kelimem var? Şey, kaç harfim var? 5. E, o zaman e, bakıyorsun. Ne olacak? Buraya 5 tane gelebilir. E, buraya kaç tane gelebilir? 4 tane. Buraya kaç tane gelebilir? 3 tane. Dedik ve olayı bitirmiş olduk. Bu şekilde yapıyoruz. Ve olayı da bitiriyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Ahmet ile Buse 3 arkadaşıyla birlikte yan yana dizilecekler. Kaç kişiler bunlar arkadaşım? 3 arkadaşıyla birlikte diyor. 5 kişiler. Kaç farklı fotoğraf çektirebilirler? 5 e, kişi var. Beşli sıra var. Permütasyon. Beşin beşlisi. Çünkü beş kişi beş farklı sıra var yani. yani yer değiştireceklerse beş kişi beş sıra ediyor. Ahmet ile Buse yan yana olmak şartıyla. Bakın Ahmet ile Buse'yi paket ediyoruz. Ahmet, Buse yan yana. Bunları bağlıyoruz. Bunlar artık birlikte yan yana olacaklar. Geriye kaç kişi kaldı? Üç. E bak bunlar bir kişi. Üç kişi de burada dört kişiler. E dört kişi ise arkadaşım bunlar. Artık bunlar 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Niye? Ahmet'le Buse yan yana kol kala girdiler. E peki ondan sonra bir de 3 kişi var. Etti bunlar dört kişi. Çünkü bunlar ayrılmıyor hiçbir türlü. Ama 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 ama. Şu unutma sakın. Bir de bu Ahmet ile Buse yer değiştirebilir. Çünkü Ahmet Buse 3 kişi. Buse Ahmet 3 kişi olabilir sıra. Yer değiştirme durumları da iki faktöriyeldir. Aklında olsun. Ahmet ile Buse yan yana olmamak şartıyla. Bakın o zaman tüm durum eksi istenmeyen yapabiliriz. İstenmeyen. Bakın istenmeyen yapabiliriz. Nasıl? 5 faktöriyel tüm durumdu. Eksi istenmeyen ne? Yan yana olmamaları. O zaman yan yana olmaları pardon özür dilerim. Yan yana olmalarını istemiyorum ben. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli çıkartacağız. E peki kardeşim 5 faktöriyel 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazılabilir mi? E, burası da 2 çarpı 4 faktöriyeldi. O zaman cevabım ne olmuş oldu? 3 tane 4 faktöriyel olmuş oldu. 3 tane 4 faktöriyel ne demek arkadaşım? 24'tü. Onun da cevabı 72 olduğunu bulmuş olduk. Çok güzel bir soru oldu. Bunu da bu şekilde gönderdik. Evli iki çiftin aralarında bulunduğu 7 kişilik bir grupta eşler yan yana olması koşuluyla kaç farklı şekilde dizilir diyor. Bakın evli iki çift var. İki çift varsa o zaman bunlar paket. E bunlar paket. E geriye de kaç kişi kaldı? Üç kişi kaldı. Artık bunlar kaç kişi oldular? Bir. Bunlar bir grup. Bir. Bunlar bir grup. iki. Bir de üç kişi var. Beş. Artık bunlar beş kişi gibi hareket edecek. O zaman ne olmuş olacak? Beş faktöriyel yani şekilde sıralanacaklar. Yalnız bunlar kendi arasında yer değiştirebilecek. Bunlar evli çiftler. Bunlar da kendi arasında yer değiştirebilecek. O zaman cevabımız da bu şekilde 120'den dolayı 480 olmuş olacak. Ne yaptık? Evli çiftleri birlikte koyduk. Paket ettik. Yan yana kol kola bağladık. Bağladıktan sonra da artık bunlar bir kişi, bunlar bir kişi. Üç de burada beş kişi. Ama bunlar kendi aralarında yer değiştirebilirler fotoğraf çekiminde. O yüzden iki faktöriyelleri de eklemiş olduk. Geldik bir sonraki soruya. Ne diyor bakalım sorumuz? Aynı odayı paylaşan altı arkadaş yandaki dolaptaki bölmeleri paylaştıracaktır. Bu 6 arkadaşla Ali ile Berk yan yana veya üst üste bölmeleri seçmek istememektelerdir. O zaman ne diyoruz? Buna göre 6 arkadaşın bölmeleri kaç farklı şekilde paylaşacağını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşım ben yine burada ne yapıyorum biliyor musun? Tüm durum bakın tüm durum eksi istenmeyen istenmeyen. O zaman bakın her zaman böyle yapabilirsiniz. Tüm durum ne? 6 kişinin 6 dolabı paylaşması 6 faktöriyel. Yani. Bir de, bir de arkadaşım ben ne yapıyorum? Burada tüm durumdan ne yapacağım? Diğerlerini çıkaracağım. Benden istenmeyen ne arkadaşım? Bunların yan yana istemiyorlar ya. Ben de istenmeyen yan yana olmaları. Bakın yan yana olmaları istenmeyen durumsa bunlar yan yana ya da üst üste nasıl olur? 1. Mesela bunlar yan yana üst üste olur. 2. Üst üste 3 üst üste 4 yan yana, 5 yan yana, 6 yan yana, 7 yan yana. O zaman 7 tane yan yana ve üst üste durumları var. Peki bunlar yan yana ve üst üste gelince diğerleri 4 faktöriyel şekilde diğerlerine dağılmıyor mu? Peki buraya mı e, kimdi bunlar? Ali gelecek, buraya mı Berk gelecek? Buraya mı Berk, buraya mı Ali? O zaman bir de bunların kendi arasında yer değiştirmesi olacak. E benim cevabım o zaman tüm durumdan ne yapmış olduk? Bunu çıkartmış olduk. Peki burayı yazarsak ne olacak? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel eksi burası da 14 çarpı 4 faktöriyel e burası 30 burası 14 16 tane 4 faktöriyeli ne yapmış olacağız? Cevap şeklinde bulacağız. Müthiş çözdük. Yalnız gerçekten mükemmel çözdük. 7 tane alt alta ve yan yana durum var. Geri kalan elemanlarda mesela bunlar burayı alırsa 4'ü 4 faktöriyel alacaklar. Devam ediyorum. Peki bunlar da hangisi hangisini alacak? 2 faktöriyelle çarpıyorum ve olayı bitiriyorum. Tekrarlı permütasyonda anlatıp dersimizi bitirelim. Bazıları özdeş olabilir. Özdeş olanlar tekrar tekrar aynı şekilde geleceği için aynıları sileceğiz. Nasıl? Malatya bak. M var. 3 tane A var. L var, T var, Y var. Bakın biz burada ne yapacağız biliyor musunuz? Malatya kelimesindeki normalde A'lar aynı olsaydı biz burayı 7 faktöriyel diyecektik. Ama içindeki A'lar farklı sayılar olmadığı için Onların içerideki birbiriyle dönme ihtimallerini ortadan kaldırıyoruz. Tekrarlı permütasyonda yapacağınız şey bu. Aynı adamlar yer değiştiremezler. 3 kişiler 3 faktöriyeli silme yöntemi bölme demektir. Unutmayalım aklımızda olsun. Mesela 8 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Elinde 2 tane 4 var bak. 2 tane 4 var. Elinde 2 tane 3 var. Elinde 2 tane 1 var. Elinde 1 tane 5 var. Başka 2, 4, 6, 8. Ne olmuş oldu? Bir şey unuttuk burada. Kim var burada? 4'ten e, 2 tane, 3'ten 2 tane. Bir tane de 2 var. Evet bir tane de 2 var. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Yapacağımız şey şu. E senin 8 faktörü yerin olacaktı normal şartlarda? Ama 4'lerden 2 tane var. Yer değişemezler. E 3'lerden 2 tane var. Yer değişseler de bir şey fark etmeyecekler. Yer değişemezler derken değişse bir şey fark etmiyor. O zaman birlerden de iki tane var. Onu da silmiş olduk. Bunun cevabını bulmaya gerek yok. E, bulsak da zaten kolay. Nedir? 8 faktöriyel. 8 çarpı 7 faktöriyeldir. Aşağısı 2, 2, 8. Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 7 faktör olarak kalmış oldu. Gördüğün gibi arkadaşım tekrar permütasyonu çok bir esprisi yok. Bu şekilde sadece yer değiştirme ihtimallerini yapıyorsun ve olayı hallediyoruz. Aşağıda bir öğrencinin masasında yan yana bulunan 4 tane özdeş tükenmez. 4 tane de kurşun kalem var. Kalemler yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? Bunlar birbirinin aynı olmasaydı 8 E Bunların 4'ü aynı. 4 E Bunların da 4'ü aynı. 4 faktöriyel O zaman sıralama bu şekilde olur. Hemen yapalım. 8 çarpı, 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 faktöriyel bölü. 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 4 faktöriyel. Bunu açtım. Bu aynen duruyor. Bunlar gitsin diye. 4 kere 3 8. 3 kere 2 6. 5 kere 2 10. 7 ile çarptım. 70 yaptım. 3 kere 2 6. 7 kere 5. Bir de 2 var şurada. 35 70 olmuş oldu. Çok güzel bu soruyu da patlatmış olduk arkadaşım. Bu arada e, şurayı karıştırmayın. Orayı yanlış söylemiş oldum. 4 kere 2 8. 8 gitti. 3 kere 2 6. Burada 6'yı sağ değiştirdim. 2 yazdım. 2 kere 5 10. 7 ile çarptım. 70. Gördüğün gibi tekrarlı permütasyon muhabbeti bu arkadaşım. Bir de bunların yol versiyonu var. Sonra da ödüllü soruya doğru yaklaşıyoruz arkadaşım. 2 sorumuz kaldı. Bununla birlikte 2 soru. Yandaki şekilde A noktasından yola çıkıp B'ye gideceğim. Peki kaç farklı şekilde gidebilirim? Bakın sağ 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 sağ. sağ. Kaç sağ var? 6 sağ. Yani 6 tane S harfi kullanacağım. 3 tane de i harfi kullansam y harfi kullansam peki bunu nasıl kullandığım önemli mi? mesela 2 sağ yapıp 1 yukarı 2 sağ 1 yukarı 2 sağ yapsam ne olur? varırım o zaman buradaki s'lerin y'lerin yeri önemli değil yani ben 9 hareket çekeceğim yalnız bu 9 hareketten 6'sı aynı harf olacak ve 3'ü aynı harf olacak o zaman hemen yazalım 9 8 7 çarpı 6 faktöriyel yani. bölü bölü 3 çarpı 2 çarpı 6 faktör yazdım. 6 faktörler gitti. 3'ler gitti. Burada da 4 kaldı. 12 84 tane farklı yol varmış. Diyor ki C'ye uğramak şartıyla e sağ 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 yukarı. O zaman ne olmuş oldu? Ben ne yapacağım? 3 sağ bir yukarı. Bitmedi. Bitmedi. 3 sağ 2 yukarı yapacağım bu sefer. 3 sağ pardon. 3 sağ 2 yukarı yapacağım. E kardeşim o zaman benim 4 yolum var. Yalnız 3'ü sağ. Artı pardon özür dilerim çarpı çünkü devam ediyor ve buraya kadar geldim ve buraya gideceğim veya değil. Çarpı bu sefer 5 yolum var. 5 faktöriyel. Bu sefer ikisi aynı. 2 İki faktöriyel çarpı 3 faktöriyel dedim. Buradan da cevabı hemen bulurum. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. 4'tür. 4 dört faktöriyel bölü 3 faktöriyel. 5 kere 4 kalır. 20. 2'ye böldüm mü? 10. O zaman bunun cevabı da 40 olmuş oldu. Gördüğün gibi C'ye uğrarsan neredeyse yarıdan fazla yolu kaybetmiş oluyorsun. Geldim arkadaşım artık son soruma. Yine aynı muhabbetler yine aynı şekilde bulacağız. Ne yapacağız? Ihlamur kelimesi. Bakın ıh la mur. Bakın ıh la mur. Buradan gidiyor. Peki arkadaşlar şöyle söyleyebilir miyiz? Bakın ıhlamurda ben sağ 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 aşağı aşağı aşağı, aşağı. istersen bakın Şöyle yapabilir misin? Sağ, aşağı, sağ, aşağı, sağ, aşağı yapabilir misin? Yaparsın. Yine burada da aslında sadece şekil biraz dönüp biraz önceki yol sorusuna benziyor. Yani adam şekli bana nasıl çizmiş? Böyle çizmiş. Biraz önceki şekil nasıldı? Böyleydi. Ne fark eder? Yine ben sağ sağa. Sağ. 1 2 3 1 2 3 6 tane yolum var. Ben yine 3 sağ 3 aşağı yapıyorum. O yüzden ne diyorum arkadaşım? Cevabımı bu şekilde buluyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 çarpı 2 çarpı 3 faktöriyel yaptım. O zaman arkadaşım ne olmuş oldu? Bunlar birbirini götürdü. 3 kere 2 6 birbirini götürdü. 5 kere 4 20 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşlar. Yapacağımız şey bunlardı. Permütasyon konusu bu kadar. İlk dersimiz Senenin ilk dersi bence bomba gibi oldu. Çok güzel oldu. Konunun özetini tamamen çok iyi anladık. Konunun özelini de iyi anladık. Tekrar her şeyi iyi anladığımızı düşünüyorum. Ve güzel bir yıla başlamış olduk. Tonguç Akademi'yi takip ediyoruz arkadaşlar. Ders programımızı gösterdik. Tabii ki de tabii ki de şunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece okulda öğretmeni dinleyerek sadece Tonguç Akademi'yi dinleyerek olmaz. Ne yapacaksın? Her zaman soru bankalarından lütfen sorularınızı çözün. Lütfen sadece matematik değil fizik, kimya, biyoloji bütün derslerden test çözmeden konuyu tamamlamış olmazsınız. O yüzden testlerinizde, ödevlerinizde lütfen günü gününe yapın. Tonguç Akademi'nin konu videosu programını da takip edin dersin başında gösterdiğim. Onu da takip ettikten sonra zaten başaramayacağınız hiçbir şey yok. Tonguç Akademi her zaman sizin yanınızda. Her zaman sizinle birlikte. Burada ne yapıyorsun arkadaşım? Programı takip ediyorsun. Yarın coğrafya dersim var. Bunu da unutmuyorsun. Ve artık sözü fazla uzattık. Dersimiz başladı. Yılımız başladı. Hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. İşte karşınızda ödül soru. Ödül sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Herkes yorumlara büyüklensin bakalım. Bu karmaşık soruyu nasıl yapacağız? Güzel bir soru. Merak ediyorum kaç kişi doğru yapacak. Bir dahaki derste görüşürüz.